Hadi oğlum yesene yumurta. Neyi bekliyorsun? Daha yumurta yemeyeceğim bugün. Yemeyeceğim diye bir şey yok. Aç bakayım ağzını. Daha yemeyeceğim. Kaan aç ağzını hadi. Daha istemiyorum. Oğlum açsan ağzını hadi. Onur Bey günaydın. Günaydın Yedivan Hanım. Bağırma benim oğluma. Baba. Oğlum. Annem zorla yumurta yediriyor. Öyle mi? Kaan bugün yumurta yemek istemiyormuş. Yemez. Sen karışma olur. Gel biz ismimizi değiştirelim. Şehrazat özür dilerim. Hiç ben dokunma olur. Özür dilerim. Bir şey söylemeyecek misin? Ne söylememi istiyorsun? Hı? Yine bana güvenmediğin için nasıl kırıldığımı mı anlatayım sana? Bunun sana güvenmemek gibi ilgisi yok Şehrazat. Neyle ilgisi var peki? Ne yapacağız bununla? Haklısın. Özür dilerim. Affet beni ne yapayım. Güle güle oğlum. Bırak beni onu. Seni çok sevdiğim için oluyor. Olmasın artık. Haklısın. Ama o kadar çok seviyorum ki seni tutamıyorum ki. Kırılıyorum ama onu. Çok ağrıma gidiyorum. Biliyorum. Canım. Canım. Ettin mi? Şöyle böyle. Bugün işe biraz geç gittim. Nasıl olur? Olmaz. İnatçı. Beğendiklerine karar ver de gidip bakalım artık. Tabii. Bak. Bu paşa bahçede mesela nasıl? Paşa bahçe çok uzak değil mi? Yok. Değil aslında. Neyse boş ver, dışını beğenmedim zaten. Bu da beni köyde. Tepede. Bak bu güzelmiş. O ilk kez vermeseydin şimdi için boşamaya başlardık. Eğer sen beni düğünümüzde terk edip gitmeseydin, şimdiye çoktan evlenmiş o evde olurduk. Olsun. Bence böyle aşkımız daha sağlam oldu. Benim aşkım hep sağlamdı, sen kendin için konuş. Hepsi bu kadar mı? Bilmem. Birkaç tane daha olacaktı aslında. Herhalde yukarıda bıraktım. Bir bakayım. İyi günler efendim. Onur Aksa'da çiçek var. Alayım ben. Bir imzanızı alabilir miyim? İyi günler. İyi günler. Onur sana çiçek geldi. Çiçek mi? Kim göndermiş? Bilmem. Kaldı yok mu üstünde? Var. Bakar mısın lütfen? Bir saniye. Geceki davranışım için senden çok özür diliyorum. Bana bıraktı. Beni daima seven, sevecek olan... Yahu seni. Ben 4 tanesini ayırdım. Bir ara gider bakarız. Kimden mi çiçek? Yasemin'den. Yasemin'de. Ne gerek varmış çiçeğe? Bilmem sen daha iyi bilirsin. Niye özür diliyor senden?
Ne yaptı sana? Bir şey yapmadı. Çok içti, sarhoş oldu. Ondan herhalde. Niye içti, aşkından mı? Şehrazat lütfen. Yasemin sana bir kucak dolusu çiçekle bu aşk mektubunu gönderiyor. Nereden buluyor bu cesareti? Sevgilim lütfen abartma. Yasemin benim çok eski arkadaşım. Sadece eski arkadaşın değil, aynı zamanda eski sevgilim. Kim bilir neler yaşandı o gece. Üzerine kokusu sinecek kadar sıcak hatıralar bıraktığına göre. Şehrazat. Ne geçti sizin aranızda? Bir şey geçmedi, ne geçebilir ki? Beraber yemek yedik, şarap içti. Şarabı fazla kaçırdı, sarhoş oldu. Ben evine bıraktım, hepsi bu. Evine bıraktın. Hani arabasına binip gitmiştin? Sevgilim ne fark eder? Ha ben bırakmışım, ha kendi binip gitmiş. Niye bana yalan söyledin Onur? Hı? Sevgilim, senin Yasemin'den hoşlanmadığını biliyorum. Yanlış anlarsın diye korktum. Hı. Demek ki yanlış anlayabileceğim şeyler olabilir, değil mi? Hayır, bir şey olmadı. Bu notun bir anlamı var Onur. Benim bilmediğim bir anlamı var. Yok, gerçekten yok. Şehrazat. Ne yapıyorsun sen? Şehrazat lütfen. Onu bırak beni. Bırak beni. Şehrazat sevgilim, bu sana bıraktığım üçüncü mesaj. Niye telefonunu hala açmaz? Lütfen beni. Lütfen. Benim bakın. Afiyet olsun bir de şu. Toplantıda söylediğim gibi burada malzeme seçmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şehrazat, Onur Bey'i arıyor. Ya ben konuşacağım, ben dur. Konuşacağım. Dur, ben kal. Konuşacağım. Dur. Ya ver bana. Dur. Alo. Çatır. Alo Onur Bey. Çatır. Merhabalar Mihriban Hanım. Merhaba Onur ya Bey. Ya ben babamla konuşacağım. Bir dakika. Onur Bey, Kaan sizi istiyor. Tamam, ver bakayım. Alo baba. Oğlum. Ne yapıyorsunuz bakayım siz orada? Adayla profesör yiyoruz. Ada mı? O da kimmiş? Serdar amcanın kızı. Hmm. Siz Serdar amcayla yemeği mi çıktınız? Hayır, bir odayız. Annemle Serdar. Bir de çay içiyorlar. Annem yiyeyim mi? Ver bakayım. Anne, babam seninle konuşmak istiyor. Pardon. Efendim? Şehrazat, sevgilim sana kaç defa mesaj bıraktım. Niye telefonun hala kapalı? Onur meşgul. Çalışıyor musun? Evet. Bu her şeyden önemli olan proje. İyi gidiyor mu bari? Sonra konuşalım. Şu anda müsait değil. Tamam. Ben senin çalışmana mani olmayayım. Anne babam buraya mı gelecek? Hayır oğlum. Nerede kalmıştık? Çatı meselesindeyiz hala. Ha. Şehrazat. Kırmızı mı beyaz mı? Nasıl pizza söyledin? Dört peynirli rokalı. O zaman beyaz. Thank you.
Yasemin mi geldi? Evet. Tekin'in dosyalarını getirmiş, onlara bakıyoruz. Onurcuğum! Pizzalar mı geldi? Sevgilim gelsin mi lütfen? Durma kapıda. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Size afiyet olsun. Şehrazat nereye? Şehrazat! Tekin'i beni dinler misin lütfen? Şehrazat! Sana teşekkür etmeme niye fırsat verdin? Niye teşekkür edeceksin ki? Annemle ilgilendiğin için. Gece saat 3'e kadar yanımda oturduk, sohbet ettik. Dertleştik de. Çok mutlu olmuş ilgini. Şehrazat beni niye dinlemiyorsun? Şehrazat, biliyorum kızgınsın. Dubai'lerle yemeğe gitmeyebilirdim aslında akşam ama ben de sana kızgındım. Niye? Çünkü her şeyi yanlış yorumluyorsun. Yasemin'i görünce sinirlendim. Ama kız bana TÜGİB'in belgelerini getirmişti. Anlamadığım bir şeyler vardı, onları açıkladım. Sonra acıktım dedi, ne deseydin? Git dışarıda ye mi deseydin? Şehrazat. Sevgilim, lütfen. Aa Mirvan abla, hoş geldin. Hoş bulduk, ben de seni bekliyordum. Çıkmam lazım hemen. Arku mimarlıktan ornamelerse not al, tamam? Hı hı. Bak bir de bu zarfı buraya bırakıyorum. Selin gelecek, onu alacak, tamam? Hı hı. Görüşürüz. Şehrazat. Sevgilim, lütfen. Böyle davranarak beni ne kadar kırdığının farkındasın değil mi? Berta dedi bu arada. Dün akşam çok fazla müşteri olduğu için seninle de arkadaşınla ilgilenememiş. Onu da söylersin dedi. Temel atma tarihi için sizden haber bekliyoruz. Tabii bir an önce. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Şehrazat konuşmayacak mıyız? Dinlemeyecek misin beni? Anlatacağım bir şey var mı? Var. Dinlemek istersen tabii. Tamam, konuşalım o zaman. Buyurun. Evet, yalan söyledim sana. Dubai'lerle değildim. Senin arkandan hemen Yasemin de çıktı. Ben de evde duramadım, kulübe gittim. Bir arkadaşımla karşılaştım, onunla sohbet ettik. Tuğba, dış işlerinden. Haklı söyledim. Kötü bir niyeti yoktu. Tuğba ile tanıştığımı zannediyor. Tuğba benim çok eski bir arkadaşım çünkü. Telefonunu yakaladın, rahatsız etmeyeyim diye mi? Telefonu sana kızdığım için kapattım. Ev telefonu? Firdevs arayıp iki kere not bırakmış. Niye evde değildin? O gece Tuğba'da kaldım. Bravo. Çok teşekkür ederim Onur dürüstlüğün için. Hiçbir şey olmadı Şehrazat. Sadece konuştum. Sabaha kadar. Evet, sabaha kadar. Çok içtim çünkü. Tuğba burada kal dedi, ben de kanepede yattım. Bence artık daha fazla bu konu hakkında konuşmayalım. Şehrazat, hiçbir şey olmadı diyorum sana. Dürüstçe anlatıyorum ne olduysa.
Niye bana inanmıyorsun? Sen olsan inanır mıydın? Evet. Ben seni kıskanabilirim. Seni kırabilirim. Ama asla sana inanmamazlık etmem. Asla. Niye böyle olduk biz? Ben sana en ufacık bir şey söylesem, sen bana güvenmiyor musun diye küsüyorsun bana. Ama sen bana aynı şeyi yapıyorsun. Ben sana yalan söylemedim. Sabaha kadar bir arkadaşımın evinde kalmadım. Haklısın. Tamam, Tuğba'nın evine gitmemedim. Orada kalmamalıyım. Ama kendimi çok kötü hissediyordum. Biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Sevgilim, lütfen. Şu konuştuğumuz konuya inanamıyorum. Bize hiç yakışmıyor. Bize yakışmayan senin bana yalan söylemiş olman olur. Üstelik bir kere de değil, birçok kere. Sana tekrar güvenmem için bana zaman ver, olur mu? Bu zaman içerisinde de görüşmesek iyi olur. Şehrazat, aşkım. Sevgilim, üşümüyor musun? Üşüyorum ama soğuktan değil. Lütfen. Ne oldu? Ben yalanı tahammül edemiyorum. Hayatta her şeyi katlanabiliyorum ama yalana katlanamıyorum. Sevgilim, sana ne olduğunu anlattım. Hayır, sen bana bir şeyler anlattın ama doğru olmadığını sen de biliyorsun. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu güvensiz tavırla nereye varmaya çalışıyorsun? Ben kendimi iyi hissedebileceğim bir beraberlik istiyorum. Söylediklerinin hangisi doğru, hangisi yalan diye ben düşünüp durmak istemiyorum. Sevgilim, biliyorsun. Ayrılalım olsun. Ayrılalım mı? Evet. Çünkü yalanların beni çok fazla incitiyor ve ben...